Bu videoyu paylaşmanızı rica edeceğim. Ben delikli yol mevkisindeyim. Buraya 6 saat önce geldim ve yukarıda çok küçük bir noktada yangın başladı. Çok küçük bir noktada. Ne rüzgar vardı, ne başka bir şey vardı. Biz aşağıdan sıfırdan yukarıya yolumuzu açtık. Hortumumuzu taşıdık. Yukarıda yangına müdahale edecektik. Bize su vermediler. Hortumumuzu aşağı çektiler orman ve itfaiye olarak. Sonrasında biz burada dedik ki tamam. Okey, bekledik. 6 saat izledik. 6 saatte yangının birazdan size göstereceğim. Geldiği noktayı göstermek istiyorum. 6 saat sonunda biz tekrar buradan organize olarak yukarı çıktık. Aynı noktaya taşıyorduk hortumumuzu. Yine orman müdahale etti. Bize yukarı hortumumuzu taşıtmadı. Ve şu anda aşağı bizi tekrar indirirlerken bize söylediği tek bir cümle var. Bu orman yanacak. Bunu göze almışlar. Ben o ormanın içine girmeyi göze alabiliyorum. Burada benim arkadaşlarım da bunu göze alabiliyor. Biz onu söndürebilme ihtimalimizi görüyoruz. Risk almadan bu orman yangını söndürülemeyeceğinin de farkındayız. Ben buraya bu orman yangını yakından izlemeye gelmedim arkadaşlar. Buna müdahale etmek için buradayım. Destek olmak için buradayım. Ama itfaiye asla bu yangını söndürmek için oradayken adım atmıyor. Buradan bir tane helikopter, bir tane uçak buraya müdahale etmedi. Şu anda delikli yol mevkiinin bu bölümü alev alev akşama kadar yanacak. Sonra bu yangına neden büyüyor? Açık bir örneği burada. Yangın şu noktada, şu tepede çok küçük bir şekilde başladı. Ve buraya 6 saatte ne bir tane helikopter ne bir tane uçak gelip de bir damla su atmadı. Bir damla su atmadı ve yangın şu anda buraya kadar iniyor. Biz şu noktaya kadar hortumumuzu taşıdık. Ve dedik ki müdahale edelim, buradan soğutmayı yapalım, yağmurlamayı yapalım, yangına müdahale edelim. Ama buna izin vermediler, bizi geri çektiler. 6 saat boyunca biz bunu izledik. 6 saat boyunca biz bunu izledik. Ve şu anda